Evet, bugün faktöriyel konusunu kavramaya yönelik birkaç soru çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde: 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel işlemin sonucu. Bu tür işlemlerde eğer bir ortak payda yoksa bunların en küçüğünün parantezini alırız. Burada 9 faktöriyelin, burada da 7 faktöriyelin parantezini alırız. Bunu şu şekilde yaparız: 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyele kadar açtım, bölü 9 faktöriyel eksi. Bunu da 7 faktöriyel küçük olan olduğu için 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel derim. Burada 9 faktöriyeller sadeleşir, burada da 7 faktöriyeller sadeleşir. Yani işlemimiz 11 çarpı 10 eksi 8 olur. 11 ile 10'u çarparsak sonuna bir sıfır gelir. Yani burası 110 olur. 110 eksi 8. 110'dan 8 çıkarırsak 102 sonucunu buluruz ki doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz şu şekilde. Bakın, burada ortak bir payda var. Bu türden bir işlemde bize sonuç soruyor. O zaman en küçük faktöriyelin parantezini almam lazım. Hepsini 11 faktöriyele kadar açarım. Yani ben buradaki işlemi şu şekilde yaparım: 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel eksi, 12'yi de 11'e kadar açıyorum, 12 çarpı 11 faktöriyel bölü 12 çarpı 11 faktöriyel artı 11 faktöriyel. Burada açacağım bir şey yok. Hepsinde ortak 11 faktöriyel oldu. Gördüğünüz gibi 11 faktöriyelin parantezini alıyorum. 11 faktöriyelin parantezini alırsam burada 13 çarpı 12 kalır. Eksi, burada sadece 12 kalır, bölü 11 faktöriyelin parantezini alıyorum tekrar paydayı. Burada 12 kaldı. Artı, burada gizli bir 1 vardır, onu yazarız. Bu durumda 11 faktöriyeller sadeleşir. Bizim işlemimiz 13 çarpı 12 eksi 12 oldu. 13 ile 12'yi çarpalım. Şurada hemen çarpayım, 13 çarpı 12. Bunu da kolay çarpmak için şunu yapabiliriz: 13 çarpı 10 artı 2 şeklinde düşünürseniz şöyle: 130 artı 13 ile 2'yi çarpınca 26, 156 eder. 156 eksi 12 bölü 12, bir daha 13'tür. 156'dan 12 çıkarırsanız 144 bölü 13 bulursunuz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şu şekilde: 1 faktöriyelden 53 faktöriyel kadar bir toplam var. Bu toplamın 18'e bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor. Bu bölümün de 18'e böldüğümüzde kalanı soruyor bize. Bu türden sorularda 18 sayısı bizim için kriterdir. 18'in çarpanları nelerdir? 18'in içinde 2 çarpı 9'dur. Aynı zamanda 18 3 çarpı 6'dır da. Yani şurada 3 çarpı 6'yı gördüm ya. 6 faktöriyeli ben biliyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. Bakın, buraya kadar 3 ve 6 çarpanları var. Bundan sonra 7'dir, 8'dir. Ta ki 53 faktöriyele kadar hep 3 ve 6 vardır. O yüzden biz 1 faktöriyelden 5 faktöriyele kadar olan kısma bakarız. Yani 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel toplamının 18'e bölümünden kalana bakarız. 1 faktöriyelin değeri 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar çarpımı 6'dır. 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar sayıların çarpımı 24'tür. 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımıdır ve 120'dir. Bunları toplayacak olursak, bakın, 120, 144, 6 daha 150, 152, 153 eder. Yani biz 153'ün 18'e böldüğümüzde kalanı bulursak işlemimiz bitiyor. 153'ü 18'e bölelim. 153'ü 18'e bölersek, bakayım burada kaç defa? 8 defa dersem 8 kere 8 64, 6 elde 8 kere 1 8, 6 elde 14, 144. 13'ten 4 çıktı, 9. Evet, kalanımız 9'muş. Demek ki bu toplamın 18'e bölümünden kalan 9'dur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet, bir başka sorumuz: 87 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Bu türden bir soru geldiyse, biz az evvel gördük ya, 5 faktöriyelin değerini biz biliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 çarpımında 120. Yani 120'den sonra artık
sıfırın geldiğini biliyoruz. O yüzden 87 faktörün içinde sıfır sayısına bakarken içindeki 5 çarpanı kaç tanedir biz ona bakarız. Bunun için de 87'yi 5'e böleriz. 87'yi 5'e bölelim. 8'de 5 bir defa. 37'de 5 7 defa. 7 kere 5 35. Burada kalanlar değil, bölüm bizim için önemlidir. 17'nin içinde 5 kaç defa ona bakıyorum? 3 defa. 3 kere 5 15. Kalan 2. Buradaki bölümlerin toplamı bize 87 faktöriyel içindeki kaç tane sondan kaç basamağının 0 olduğunu gösteriyor. Yani 17 ile 3'ü toplarsanız sondan 20 basamağı 0'dır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir başka soru. 72 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur. Bunda da öncelikle sondan kaç basamağı 0 ona bakarız. Sonra 1 çıkardığımızda da o kadar 9 olması gerektiğini biliriz. Yani niye biliriz? Bakın 72 faktörün içinde sondan kaç basamağı 0 ona bakalım. 5'e böldük. 7'de 5 1 defa. 22'de 5 4 defa. 14'ü 5'e bölüyorum. 2 kere 5 10. Buradan da kalan 2. Şu bölüm olan 2 ile bu 14'ü toplarız. 14 artı 2 16 basamağı 0'dır. Sondan 16 basamağı, yani şurada bir A rakamı devam etsin. Sondan bu kadar 16 tane 0 var. Biz bundan 1 çıkarsak bir ifadeden yine bu kadar da 9 olur. Çünkü 10'luğu biz buradan alırız. Buraya veririz. 10'dan 1 çıktı 9. Buraya kadar hep 9 9 9 gider. O yüzden sondan 16 basamağı 0'dır. Doğru cevap D seçeneğidir. Benzer bir soru da burada var. 2023 faktöriyel eksi 4 faktöriyel sayısının sondan 5 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Bu sorular aslında hep birbirine benziyor. Sondan kaç basamağı 0? Onu bulmak için ne yaparız? Biz 2023'ün içinde kaç tane 5 çarpanı vardır? Ona bakarız. 2023'ü 5'e bölüyorum. Bölelim. 20'de 5 4 defa. 4 kere 5 20. 2'de 5 yok. 0 defa. 3'ü indirdim. 4 kere 5 20. Burada kalan bizim için önemli değil. 404'ü tekrar 5'e bölüyorum. 40'ta 5 8 defa. 4'te 0 defa. 80'i tekrar 5'e bölüyorum. 1 defa. 30'da 5 6 defa. 16'yı 5'e bölüyorum. 3 defa. 3 kere 5 15. Biz burada bölümleri alıyoruz. 404, 80, 16 ve 3. Bunları hemen topluyoruz. 404, 80, 16 ve 3. Toplayacak olursak 404, şurada 16 var bakın. 420, 80 daha. 500, 503. Sondan 503 basamağı 0'mış. Yani sondan 503 basamağı bir A sayısı gibi düşünün şu sayıyı. Bu kadar 503 tane basamak 0. 4 faktöriyelin değeri nedir? 4 faktöriyelin değeri ise 4, 3, 2, 1'dir. 4 kere 3, 12, 2 ile çarptık 24. 24'ü çıkaracak olursak bu kadar 0 var zaten buralarda. 503 tane 0 var. 24'ü çıkaracak olursak ta buradan aldık onluğumuzu. 10'dan 4 çıktı 6. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7. Burada kaldı 9, 9, 9, 9 diye gidiyor böyle. Ta ki 503 rakam kadar. Bize diyor ki sondan 5 basamağının toplamını soruyor rakamların. Şuradaki 5 basamağı 1, 2, 3, 4, 5, evet. 9 artı 9 artı 9 artı 7 artı 6. Toplayacak olursak 9, 3 tane 9'un 27. 27, 7 daha 34, 6 daha 40 eder. Son 5 basamağındaki rakamların toplamı 40'mış. Sorumuzun doğru cevabı B'dir. Evet, bir başka soruya geldik. 8 faktöriyel sayısı x olduğuna göre 8 faktöriyel artı 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel toplamının x cinsinden eşit nedir? Burada 8 faktöriyelin eşit x'miş. Demek ki en küçük sayı 8 olacak. Yani biz bunu 8 faktöriyel kadar bunları açarız. 8 faktöriyeli aynen yazdım. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazdım. 10 faktöriyeli de 8'e kadar açacağım. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Bize soruda diyor ki 8 faktöriyel x. 8 faktöriyel gördüğüm yere x yazıyorum.
x artı 9 çarpı 8 faktörün yerine x yazdım. Artı 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörün yerine x yazdım. Burada bir x var. 9'la x'i çarparsak 9x. 10'la 9'u çarparsak 90x etti. Toplayacak olursak 90x, 99x, 1x daha 100x eder. Demek ki sorumuzun cevabı E seçeneğiymiş. Daha sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.